Selam Miraç. Selam Ayşegül. Hangi bölümden mezun oldun? İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümünden. Peki hangi puan türüyle yerleşmiştin? DGS ile geçtim. Ondan önce başka bir üniversitede 2 yıllık bitirmiştim. Hangi mesela 2 yıllıkta hangi bölümü okumuştun? Radyo ve televizyon okumuştum orada. Peki geçiş, çünkü geçişlerle ilgili de çok fazla soru alıyoruz. Hı-hı. Senin için kolay mıydı? Süreç nasıldı? Sınav zor muydu? Kontenjanlar nasıldı? DGS sınavları zor oluyor genelde. Türkiye'nin en zor sınavları arasında diyebilirim herhalde. Diğerlerine daha girmedim ama. Sınavların soruları çok uzun, çok kapsamlı. Ve kontenjanlarda, sınav sonuçlarına da ayrılan kontenjanlarda çok sınırlı. Bir kişi, iki kişi. Çankla, yer banyalo. Voy a la playa, ya subió la marea. Eso. Benim için biraz zor olmuştu ama başardık. 4 yıllara geçtikten sonra, lisansa geçtikten sonra seni en çok zorlayan şey neydi? Alttan çok ders aldım. İlk sene 3. sınıfımın 3. sınıfa başladığımda bir sene boyunca 1 ve 2. sınıfın derslerini aldım. Bunlar çok zor oldu. Yaşça benden küçükler ve çok kapsamlı 11-12 ders almıştım. Bunlar benim için zor oldu. Peki ders yoğunluğun nasıldı? Bölümü okumak zor muydu ve en sevdiğini, hiç sevmediğin dersler nelerdi? Bölümü okumak bir defa severseniz zor. Zor dersler de var, kolay dersler de var. En sevdiğim ders belgesel. Belgesel çekmek. Kamerayla ilgili olan bütün dersleri seviyordum aslında. İşin açıkçası. Biraz daha pratikçiydin o zaman sen. Pratikteki işler değilim ama iyiyim. Ama teorikteki işlerde biraz berbat diyebilirim. En sevmediğim ders hakkında da felsefe. Buradan felsefecilerden özür diliyorum ama. Felsefe, sosyoloji bu dersler beni çok zorladı. Yani hiç olmasalar da olur artık. Anladım. Peki bu aslında tercih dönemindeki öğrenciler için çok önemli bir soru. Bölümünün geleceği, iş imkanları, maaş potansiyeli hakkında bize biraz bilgi verir misin? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse iletişim bitiren bir insan, medya sektöründe yer almak isteyen bir insan ilk başta, ilk bir işe girene kadar çok zorluk çekiyor. Gerçekten zor. Stajyer oluyorsunuz, staj döneminiz çok uzun süreli oluyor. Ama bir işe girdikten sonra, deneyim kazandıktan sonra diğer işlerin gelmesi sizin için problem olmuyor. Maaş konusunda da şunu söyleyebilirim. Çok yoruluyorsunuz ama karşılığını alıyorsunuz. İş gerçekten çok güzel bir iş. Buradan iletişim okumak isteyen arkadaşlar gerçekten bu işle çok eğlenebileceklerini söyleyebilirim. Çok eğlenceli bir iş. Sadece biraz fazla yoruluyorsunuz. Ailenizle, arkadaşlarınızla çok az zaman geçiriyor olabilirsiniz. Ama iş çok güzel bir iş. Süper. Peki bu bölümden mezun olan arkadaşların ağırlıklı olarak şu an hangi sektörlerde çalışıyor? İletişim okumak istiyorsanız bir defa iletişimin başkenti olan İstanbul'da yaşamanız gerekiyor. İstanbul'da yaşamıyorsanız yani iletişim sektörüne, medya sektörüne biraz zor ilerlersiniz. Çünkü İstanbul bu işin başkenti. Başka bir şehirden gelip buradan tekrardan hayat kurmak, tekrardan bir düzene girmek, işe girmek sizin için zor olabilir. Ben geldim. Seni yeneceğim İstanbul. Bu yüzden İstanbul'da okuyan arkadaşlar bu işte daha başarılı, daha önde olacaklarına inanıyorum. Aynen. Peki senin için kilit soruyla bitiriyorum. Yine olsa yine bu bölümü okur musun? Neden? Yeniden tercih yapacak olsam, hiç üniversite okumamış olsam tekrardan iletişimi seçerdim. Tekrardan medya sektöründe olmayı isterdim. Çünkü her insanın bir yaratılışı var, her insanın yaratılışının bir yapısı var. Benim hayatımın kamera bir parçası, çekim bir parçası, medya bir parçası diyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakal Miraç.